Deniz tutkusu nedir canımın içi? Ya, Aslında vardı senin hep ama bu işte denli onda, olduğunu düşünmemiştim. Öngeçlikten kaynaklanıyor galiba. Ya yani Bir yerden sonra çok hani hep sörf yaptım bilmem ne evet, biliyorsun evet, o dönemde. Evet evet hep sörfü seviyordun. Sonra yelken meselesi bir, bir yerden sonra hakikaten insan diyor ki ya ben bir yarım adada yaşıyorum. Evet. E, dünya güzeli denizi olan bir İstanbul'da yaşıyorum ve bu Aynen. denize sırtımı dönüyorum hep. Karadeniz'de fark ettim asla bakarsan bunu. Karadeniz'de çalışırken 3 yıl boyunca evet, oradaki mesela. herkes sırtını dönmüş denize. Ya dünyanın en güzel denizlerinden bir iç denizlerinden bir tanesidir Karadeniz. Hiç kimse bakmıyor yani çok az böyle yani yüzde bir yüzde iki yüzde üçlük bir kısım. Evet. Orada buna takılmaya başlayınca orada yelken yapmaya başladım aslında. Sonra İstanbul Boğazı sonra tabii ki bütün Ege vesaire bir sürü de ortak dostumuz var yelkenci evet. olan. onların da yardımıyla bayağıdır bütün ehliyetlerimi aldım, her şeyimi evet. tamamladım. Ee, geziyorum, bütün dünyanın her yerinde yelken yapıyorum. Gerçekten evet. mi ya. hiç de çekinmiyorum, korkmuyorum. Türklerde biraz bu var galiba. aman aman şimdi biz buna... Nereden bileceğiz? Ay ay filan. Halbuki git. Korkuyoruz değil mi? E, şeyini, eğitimlerini tamamladıktan sonra git Norveç'e iç denize. Ver ehliyetini. Tut tekneni. Öğren evet. abi gez. Evet. Biraz paranı kazanınca git diyorum yurt dışına sırt çantanı al git. Evet. O kadar imkansız buluyor ki değil diyorum. İn havaalanında uçaktan metroya bin otobüse bin şehri turla. İnan bana yani çok ucuz paraya bir şehir gezip bir ülke tanıma ihtimalin var ama çok ütopik geliyor onlara. Gidiş dönüş uçak biletinin ya da neyle gidiyorsan trenin vesaireyi biriktirdikten sonra evet, içeride harcadığın değil. para aynı. Çünkü zaten memlekette yaşadın. her şey dolar. Yaşadım. <laughs> ne kadar yaşamıştın? Bir, bir buçuk yıl toplamda. İki yıla yakın diyelim. Hı hı. Ee, gitmelerle gelmelerle yaşadım İngiltere'de. Nasıl Ergen oldu? Tiyatrosuna. Ee, bir kere bana şu anlamda iyi geldi. Ben tiyatrodan mezun olduktan sonra e, burada hiçbir şekilde tiyatro yapamayacağımı fark ettim. Neden? E, çünkü yani ödenekli tiyatroların hiçbir tanesi benim anladığım sistemde değil. Ben biraz daha tiyatroyu özgür yapmayı seven... Daha çok hani şu bunu burada oynayacaksın, bunu söyleyeceksin, bunu da söylemeyeceksin cümlesini içine sindiremeyen bir adam. Okulu nasıl bitirdin o zaman? E Orası da, da katı değil mi? Çok. Zeliha Zeliha Hoca beni çok severek aldı. <laughs> Sonra da Allah'ım ben bunu niye aldım oldu yani. Sevgili Zeliha <laughs> Hanım'ı da buradan sevgiyle almış <laughs> Canım olalım. Canım hocam çok şey öğrendim ondan tabii. Ee, o o hikayen de çok acayip. Evet. Biraz değişik girdim. Tilbe'ye de çektirdin yani. Çok çektirmedim ya ondan çok şey öğrendim çok severim Tilbe'yi. Evet tilbe, tilbe de senin ikinci annen gibi değil evet, mi? Evet. Canım Tilbe Saran'a da buradan ve çok aşığım sana Tilbe. Evet. Bir an önce gel de sohbet edelim istiyorum çok. Tilbe ile rahmetli Cüneyt abi olmasaydı evet. ben ne bu işe girebilirdim evet. ne böyle bir şey olurdu. Onlar senin önemli çok. çok önemli dönüm noktaları. Çok, çok şey öğrendim evet. her ikisinden de onlar sayesinde konservatuarı kazandım zaten. Bir onlar çalıştırdı. Bir ballı böreksin birinci sınıfa atlayıp zıplayıp o yaşı ne ya? Tamamen yaştan o. Nasıl? Yani, Planlanmış ya, Planlanmış değil. Oturmadın iki sene beklemedin yaşı geçmek için. Yok canım. Vallahi hakikaten yapmadım böyle bir şey. Dur bakayım yani, gözüne. Yok yok gerçekten yapmadım. Tamam yapmamış. <laughs> yani, Yaparsın ko... çünkü diye düşünüyorum. Yok yok yapmadım. Nasıl yani, oldu? Ben Bilkent Turizm'den mezun olmama çok yakınken. Tamam. Yok ben bu işi yapamayacağım deyip konservatuara girmek istedim. O tamam. sırada da Mimar, bir tek Mimar Sinan'ın yaş haddi bir de Hacettepe'nin Ankara'nın evet. yaş haddi vardır. Aynen. E, 21'den sonra giremezsin. Girersen e, bir kanun var seviye tespit sınavına sokarlar seni. Tamam. O seviye tespit sınavını geçersen ancak ikinci sınıftan başlarsın. Ben şimdi Kadıköy'de girdim. Yıldız Hanım dedi ki Canikom seni çok isterim ama Almam. E, yaşın <laughs> çok büyük. Yani ben sınıfı Olmadı. işte yani 18-21'e kuruyorum. Ben tabii perişan oldum ya yani ağla ağla artık ölüyorum böyle gözler bu halde. Aslı ön karşılaştık. Aslı da dedi ki ya Sinan mimar sınavına gir. Seviye tespit diye bir şey var. Dedim ki ben normal kazanamıyorum. Abi ne seviyesi ne tespiti yani hani böyle delirmek üzereyim. Ya sen gir filan falan. Hatta hiç unutmam giriş harcı çok benim o kadar param yok. Aslı borç verdi o para tamamlandı filan. Ha öyleli. Tabii tabii. Tamam. Ee, sonra seviye tespitle girdim ve kazandım. Bence şans. Çünkü hiç kazanacağımı düşünmüyorum. Şimdi normal iki sınava giriyorsun. Evet. Birinci sınavı ve ikinci sınavı kazanıyorsun. Ondan sonra dokuz ayrı sınav var. Birinci sınıf dersleri. Bütünlemeye kalmışsın gibi hepsine giriyorsun teker teker. Olur da bir tanesi seni geçirmezse. Bitti. Bitti hepsi gidiyor. Çok zordu ama çok çalıştım hakikaten yani. Peki o sistemin <laughs> içine girip çıktıktan sonra oraya ait olmadığını fark etmen biraz acı değil mi? Ya, ya şöyle ödenekli tiyatro mümkün değil. Özel ha. tiyatro yapmak istiyorum. Kendi tiyatromu yapmak istiyorum. Bunun için de belli bir deneyim gerekiyor. E bir herhalde. Bir biliyor, öğreniyor mi? olmam lazım. E, dil yetmiyor filan. E, ben dedi biraz sen hani kolej mezunuyum. Üstüne Bilkent okumuşum. Ama hiçbir şekilde bir oyunu İngilizce okumak ya da İngilizce oynamak mümkün değil. Yani Çalışmam lazım. Tamam. Tası toplayıp işte yine... Mehmet Ergen kapısını çalıp abi ben geliyorum. Ya herkes geliyorum diyor Türkiye'de kimse gelmiyor falan. Yok ben gerçekten geliyorum. Ya, ya abicim gelmiyor işte kimse gelirsen buyur burada deyip ben gittim oraya. Vizemi her şeyimi kendim aldım. Ve uzun bir süre ne gerekiyorsa yaptım. Daha oyunculuk yanında. yapmıyordun ama değil mi? Sadece mezun olmuştun. Kesinlikle sadece Bizi de mezun oynamıyordun, oldum. oynamıyordun, oyunda oh, oynamamıştın. Bir tane e, Rahmetli Yücel Uçanoğlu ile bir iş yapmıştım. Ha. O bir de seslendirme yapıyordum. Oradan kazandığım paralarla zaten işte Aldın uçak bileti bilmem şey. ne falan falan. Ee, sonra da yavaş yavaş işte ne varsa orada yapmaya çalıştım. Bir sürü insanla tanıştım. Bir sürü oyun izledim. Dilimi geliştirdim. Hmm. Ee, İngilizce oynayabilecek noktaya geldim. O girmeye başladım. Ondan sonra Thomas Girdle oldu. Sen bir gel bakayım diye. Ay evet ya. İşte orada İyi başladı. İyi oldu kötü mü oldu emin değilim. Her ya. şeyin bir sebebi var şimdi. Evet. Geriye dönüp. <laughs> Ama ben hep şey diye anlatıyorum. Ilhamırlar altında başladı yani ondan sonra. Evet. Ondan sonra da işte Türkiye'deki e, bir sürü dizide birçok insanla beraber çalışıyor oldum. E, Londra'ya bugün hatta Ece ile beraberdik Londra'da da. E, bu son dizide de beraber oynadık Ece ile. Hı hı. Hep şeyi konuşuyoruz. Yani Londra'ya bugün geri dönmek imkanımız olsa yapar mıyız? Galiba yaparız ama burada yap burada yapacağımız şeyler ve burada gösterdiğimiz şeyler o zaman eksik kalır. Hmm. Dolayısıyla pişman mısın dersen çok da değilim. Ee, çünkü burada yapılacak çok iş vardı. Bir sürü şeyi de yani sürmanşet kötü bir şey miydi? Ha, çok ya da işte güzeldi, sıralı bir sürü bir şey var Tabii ki. Filmler, diziler vesaireler e, hepsinin Güzel ve kaliteli işler olmuş. Sadece oldumuş. bazen insan arada kalıyor yani kendi potansiyelini gerçekten yaşayabildin mi? Bu duyguyu soruyor musun? Yani Londra'da kalsaydım başka bir Sinan potansiyeli çıkardı. Hani bu sliding doors meselesi. Bilemeyeceğiz hiç. Evet bilemeyeceğiz. Belki bunun üstüne Ama... bir kitap yazmazsın üçleme. <laughs> üçleme olmasın ne olur artık. Yani bir bence tane. artık üçleme yapma da <laughs> bu konuda bir kitap bir Da ama. bir tane olsun. olsun. Ben bu üçlemeye niye takılıyorum? Havalı Ona geliyor bence lazım. sana. Olabilir. Sür manşeti öyle yazıyor. Üçleme oyun yazdım. Biz de oyuncular <laughs> böyle ha iki oyun daha mı oynayacağız? Yaşasın yaşasın. Ya onu ya çıkardım üstelik siz oynamadınız. Oynandı mı canımın <laughs> içi o sahnede? Ben görmedim çünkü. Yok oynanmadı. Teşekkürler. Üçüncüsü? Okuma provası. <laughs> Çok iyi. <laughs> Okuma provasında kaldı. <laughs> Peki üçüncüsünü yazdın mı Sinan? Üçüncüyü yazmadım. Yok. Çok iyi. O üçleme tarihte öyle kaldı. Bak bu da bir tarz olabilir. Bence sen kitabın da üçüncüsünü yazma. Ya ama bunun üçleme olduğunu da bir de niye söylüyorsam söyleme. İçinden de mesela. Niye söylüyorsun? Yani... Bir i̇nsan çünkü şöyle hissediyor. Ha, üçü de hazır. <laughs> Belirli aralıklarla karşımıza çıkacak. <laughs> niye üçleme canımın içi? Öyle geliyor içime. Allah üç, üçletmesin demiş demek ki senin arkandan. Üçtür. İşte yani. belki biri dedi ki üçletmesin hiç. <laughs> Demesem hiçbir problem yok. Evet. Dilimize düşmeyeceğim. Evet.